Vallahi öğrendiğim andan itibaren başım tuttu Tahsin. Zong zong. Daha bismillah gelmişim, polisler bastı evi, daha ne olsun? Anneciğim sen karışma sakın, he mi? Sakın bir şey söyleme. Yok canım. Kalmadım zaten orada. Kalktım geldim nehirlere. Hiç konuşmuyorum bunlarla da. Sedef de suçunu biliyor ya. Dut yemiş bülbül böyle oturuyor. Nehir de sen dertli davul. Hala. Allah aşkına ama ha. Diyeceğim moraller yerlerde. Anladım. Tahsin. Efendim. Önceki gelişimizde bunların kavgasını duymuştum ya ben. Tefeciden para alıyor diye söylemiştim sana, hani hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, evet. Bak gördün işte sonu ne oldu. Dünyanın borcuyla kala kaldılar. Daha da çıkar ha, ben sana söyleyeyim. Bununla kalmaz bu. Hadi ben kapatıyorum, çocuklar masada bekliyorlar. Dur kapatma hemen. Bak ne diyeceğim. Şimdi bunlar senden para mara isterler. Sakın bak. Ölümü gör. Tamam anneciğim. Beni pışpışlama da lafımı dinle. Kaptırma paranı bunlara. Aman diyeyim. Peki canım. Hadi iyi geceler. Ne olur dediklerimi unutma. Sen de benim dediklerimi. Peki görüşürüz. Güle güle yavrum. Öp çocukları da. Durumlar karışmış orada yine. Ters bir şeyler olmuş. Çok açıklayıcı konuştun. Fikret ablan gerek görürse anlatır. İyi tamam. Sormadım, kabul et. Babaannem gibi atla git sen İstanbul'u, öğrenirsin. Aman aman. Ya da kapı dinle. Çok ayıp. Ama hep sizi öyle dinliyor. Şşş tamam. Dalga geçmeyin. Yaşlı o, fazla söylenmiyor. Ne yapacaksınız? İdare edeceğiz işte. İdare ediyoruz zaten. Sedef! Hadi kızım yardım et. Yakalanır bu iki güne kalmaz. Atıverirler içeri. Bana bak. Telefon kayıtlarına bakarlarsa seni de tutuklarlar suçluya yardım etmekten ha. Eyvahlar olsun. Hakikaten. Sakın bir daha arama onu Sedef. Bak vallahi yeter bu işe bu kadar karıştığımız. Tamam anne. Bu kadarla kalsın. Anne, duydum. Dinle kızım anneni.